eskiden öldürmeyen hastalıklar artık öldürebiliyor. Bir nefer yaklaşık 20 nefere kadar yoluşturabiliyor. Hoş gördük Hande Hanım. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Lap yakışı. Yaxşı olun. Gəlin əvvəlcə COVID-19'dan danışaq. Bu virusun aktivliyi qalıb mı, risklər hələ də mövcuddur mu? Kısa net olarak belli diyebilirim. Bu virüs hala aktif ve hala dünyanın birçok ülkesinde hastalık olarak görünmeye devam ediyor ve insanları öldürmeye devam ediyor. Yapılan tahminlere göre şu anda kaydedilenlerden 2 ila 20 kat daha fazla hastalık olduğu biliniyor, tahmin ediliyor. Ama ülkeler tabii artık çok yakından takip etmiyorlar. Onun için de kesin sayıları vermek mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz ki hastalık hala burada ve hala etkisini gösteriyor, insanları hasta ediyor. Yəqin ki, məlumatdasınız, son zamanlar ölkəmizdə qızılca xəstəliyi tuğyan elədi və kifayət qədər də insan həyatını yitirdi. Bu xəstəliklə bağlı maraqlı olan oldu ki, niyə insanlar əvvəllər xalq təbabətindən, yəni dədə-baba üsulu ilə müalicə olunub sağlırdılar, amma indi biz görürük ki, bu keçərli deyil, bu üsulla müalicədə ağırlaşmalar olur. Qızılca hastalığı şu anda hali hazırda dünyadaki en yoluxucu hastalıklardan bir tanesi. Bir nefer yaklaşık 20 nefere kadar yoluşturabiliyor. Ve şu anda kızılca hastalığına karşı çok keyfiyetli, güvenli, tehlikesiz ve etkili bir peyvent var. Bu hastalığa karşı tek çare şu anda peyvent. Muhalecesi yok, önlemesi mümkün değil ama peyvent varsa eğer o zaman çocuklarımızı hatta büyüklerimizi bile ondan koruyabiliyoruz. Başka bir muhalecesi yok. Bundan peyvent çok önemli. Çünkü insanlar şöyle zannediyorlar. Artık hastalığı görmüyorlar ya etrafta. Zannediyorlar ki bitti. Yok. Halbuki peyvent olduğumuz için yok. Eğer peyvent olmayı bırakırsak hastalık hala burada. Onun için buna devam etmek lazım. Ve sadece hem çok öldüren bir hastalık çocukları, özellikle uşakları, körpeleri, hem de uzun süreler sonra, 10 yıllar sonra insanın beyninde hasar bırakabiliyor. O yüzden yani bu kadar da kolay korunması varken ben bütün valideynleri bu vaksini kabul etmeye davet ediyorum. Başkaca bir muhalecesi yok. Anne xanım, son illerde virüslerin çoxalmasından, insanların tez-tez xəstələnməsinin səbəbləri nelerdir sizce? Bunların çeşitli nedenleri var. En önemlilerinden bir tanesi bir kere global gidiş-geliş çok arttı. Seyahat arttı, ticaret arttı ve çok kolaylaştı. O yüzden artık bir ülkede olan hastalık diğer bir ülkeye çok kolaylıkla geçebiliyor. İkincisi bu antimikrobik preparatların yanlış kullanılması sonucunda bütün dünyada bazı antimikrop preparatlarına karşı artık rezistans gelişti, devamlılık gelişti ve bunlar işe yaramıyorlar. O yüzden de bazı eskiden öldürmeyen hastalıklar artık öldürebiliyor ve bundan sonra da daha kötü olacak eğer ülkeler bu konuda bir şeyler yapmazlarsa. Özellikle gereksiz yere antibiyotik preparatlarının kullanılması hem insan sağlamlığında hem de hayvanlarda. Hayvanlarda biliyorsunuz verimliliği arttırmak için çok fazla sayıda antimikrop preparatları kullanılıyor. Bunun insan sağlamlığına birbaşa etkisi var. O yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Üçüncü neden iklim değişikliği. Mesela görülmeyen bir takım hastalıkların bir takım ülkelerde yeniden ortaya çıkması söz konusu olabiliyor. İnsanlar artık kırsalda değil yani kentlerde değil, şehirlerde yaşamayı tercih ediyorlar bütün dünyada. Bu da şehirlerde insanların birikmesini sağlıyor. Bu da hastalıkların tabii çok kolay, daha kolay yayılmasına neden oluyor. Azerbaycan'da bazı insanlar düşünür ki, peyvendler bizim sağlamlığımıza ziyan vurmak, sıhhatimizi ağırlaştırmak içindir. Onlar iddia edirlər ki, bu peyvendler hatta insanların sayını azaltmak için nəzərdə tutulub. Sizin bu məsələyə münasibətiniz maraqlı. Her yıl en az 5 milyon çocuğun hayatı hilas olur. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 1974. yılda başlattığı genişlendirilmiş immünizasya programı diye bir program var. Onlarla hastalığa karşı peyvent artık bütün dünyanın bütün ülkelerinde körpelere, çocuklara, uşaklara yapılıyor. Ve 1974. yılda her yeni doğan 1000 çocuktan 92'si
dünyasını değiştiriyordu. Şu anda bu sayı 25'e indi. Yani milyarlarca çocuğun hayatı kurtuldu. Peyvendler o kadar uğurlu, o kadar işe yarıyor ki insanlar bu hastalıkları görmedikleri için zannediyorlar ki hastalıklar gitti. O zaman da peyvend yaptırınca körpenin kolunda olan azıcık kızarıklık ve hassasiyeti yapmama, onu istemiyorlar. Ama bilmiyorlar ki o hassasiyet o çocukları ölümden koruyor. Hem şimdi hem yıllar sonra. Azerbaycan'da yapılan peyvendler de Ümriye Asiye Teşkilatı'nın keyfiyetine garanti verdiği peyvendler. Hepsi öyle. Hele şimdi yeni altılı peyvendler geldi. Avrupa'da istihsal olunan peyvendler. Bütün ilkin sehiye hizmetleri veren aile sağlamlığı merkezlerinde yapılan peyvendlerin hepsi yüksek keyfiyetli ve etkili peyvendler. Azerbaycan'da yapılanlar. Herkesin buna güvenmelerini ben tavsiye ediyorum. Hani hanım, son olarak gelin biraz da səmimi suallara keçək. Yaradıcı tərəflərinizi soruşmaq istəyirəm. Yəni öz işinizdən əlavə nəyə marağınız var? Bu benim için önemli bir şey, çünkü hakikaten işten çıkıp eve gidince insanın biraz düşüncelerini durdurması ve dinlenmesi gerekiyor. Bunun için pilates yapıyorum. Haftada 3 gün pilates yapıyorum. O yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Özümü çok yaş hissettiriyor bana. Yine herkese tavsiye ederim sağlam hayat tarzı için. İkincisi, çorap örüyorum ben. Yün çorap, kışlık çorap örüyorum. Bayağı herhalde, o da Covid ile başladı, herhalde 100 tane örmüşümdür. En son olarak da mozaik yapmaya başladım. Evde bir masanın üstüne kurdum. Zaman zaman onu yapıyorum, çeşitli şeyler, tablolar yapıyorum.